Selam Nevşet. Selam Seda, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben çok yorgunum. Hayır. Oldukça zihinsel, biliyorsun bayağı bir yoğun çalışmalar devam ediyor, bazen geceliyoruz çocuklarla. Dolayısıyla geçen sene yapmış olduğumuz konuşmanın üstüne yorgun olduğum zaman sağlıklı karar Oo, alamayacağımı senden her şeyi öğrenebilirim demek ki. varsayıp dolayısıyla işimle alakalı bazı kararları ötelemek durumunda kaldım. Çünkü hani duygusal mı takılıyorum orada, dürtüsel mi takılıyorum, yoksa başından savmak için acil mi karar alıyorum, onu tam anlayamadım ve vereceğim kararın ne kadar faydalı ya da faydasız, zararlı olduğu konusunda fikrim olmadığı için dedim ki en iyisi beklemek. Zihnim dinlendiği zaman, uygun bir zamanda bunu düşünürüm diye düşündüm. Doğru mu yapmışım sence? Çok haklısın. Yani bizim sürekli üzerinde durduğumuz bir hadise var. Stresliyken karar verme. Bu sadece hani insanlar stresliyken karar vermeyi şey olarak algılıyorlar. İşte panik haldeyim, oradan çıkmakta zorlanırım vesaire gibi. Ancak kronik halde stresle devam ederken karar vermek de çok sağlıklı değil. Çünkü diyor ki beden, hey diyor, etrafta bir şeyler oluyor diyor. Tehlikeli bir şeyler diyor ve ben diyor yeni bir şeyi seçersem hata yapabilirim ve ölebilirim. Yırtıcı hayvan bu, ben bilmiyorum. Hani doğa olayı oluyor, ben bunu bilmiyorum diyor ve otomatik pilota bağlıyor. İşte bilinçaltı, duygular, güdüler o stresliyken, biz stresten yorulmuşken devreye girip bizim adımıza karar veriyorlar. Anladım. Aslında bununla beraber şey de çıkıyor ortaya. Hani multitask düşünme diyoruz. Hani bu çok böyle bir zaman hala var mı bilmiyorum. Bu bir süre böyle multitask düşünenlerle alakalı işe alımlarda böyle bir kriter koymuşlardı. Var Sonra var, hala bazı hala var yerlerde mı? görüyorum böyle bir multitask olabilmeyi böyle bir değerli kıldıklarını düşünüyorlar da bilim tersini söylüyor Değil mi? tabii. Bir bayağı bir ciddi zeka geriliği yapıyormuş multitasklarda. Bir taraftan da tabii hani eskilerin lafı vardır. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz hikayesi. Eskiler biliyormuş Evet, gerçekten. bence de ben gerçekten de eskilerin, atasözlerinin bir anlamı, ifadesi var. Çünkü orada uzun yılların tecrübesi belki de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı olarak böyle bir de şey de var. Hatırlarsan işte dünyadaki bu çeşitli ne örgütleri diyorlar ona, işte FBI gibi, CIA gibi, Mossad gibi, bunlar hep yorarak yoruyorlar. Senin bütün direncini kırıyorlar. Onlar bilimden de önce keşfetmişler. Değil mi? Bütün şeyini kırıp, direncini kırıp aslında seni fizyolojik ve zihinsel olarak mesela bir tepene ışık koyuyorlar. İşte bir nevi işkenceler de bu şekilde. Uyutmuyorlar. Uyutmuyorlar. Sürekli duygusal anlamda seni üzecek, yoracak şeylere maruz Maruz bırakıyorlar. bırakıyor. Mesela CIA heavy metal müzik dinliyor. Yıllarca ben heavy metal müzik dinledim. Kimse beni öttürmedi Gerçekten bunu bilmiyordum. evet, CIA çok ciddi death metal dediğimiz böyle böğren seslerle müzik dinletiyorlar. Yüksek sesle küçük bir odanın içerisinde. Sonra üzerine bez koyup suratına su döküyorlar. Nefes alamıyor, suyu da yutamıyor. Bir garip bir duygu veriyor. Hiç denemedim de. Her Ben neyse. şey görmüştüm, hani uyutmayarak Evet, yorgun onlar da düşürüyorlar ve uyutmuyorlar zaten. ne oluyor? Orada beden yorulmaya başladığı andan itibaren bilinç artık sağlıklı düşünememeye başlıyor. Enerji düşünce, yani sonuçta bilincin kapasitesi çok daha düşük. Biz her şeyi bilince atfediyoruz ama kapasitesi düşük olduğu için o yorgunlukla ortadan silinmeye başlayınca dürtülerle ne istiyorlarsa Yapıyorlar. vermeye Peki şimdi başlıyorlar. iyi haber. Dünya nüfusunu CIA hiçbir zaman işkence yapamaz hepsine. Kötü haber ney? Bunun çok azını biz fark etmeden sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden, reklamlarla, onunla bununla, hadi bir de şey diyeyim, Wi-Fi şifre Ya çok haklısın. Yani bilim iki ucu keskin bıçak. Yani ekmek kesmeye de kullanabiliyorsun, adam öldürmeye de bilimi kullanabiliyorsun. mi? Evet. Bıçağı Bence bilimi de kullanıyoruz. Çünkü mesela nöromarketing aslında iyi sebeplerle başlayan bir insanın dikkatini, algısını nasıl üzerimize çekeriz kavramıyla başlayıp şu anda hey çok beni görsünler diye öyle bir noktaya geldi ki bilimin datalarıyla bizi manipüle ediyorlar, yönetiyorlar. Dediğim gibi de bilimsel anlamda bizi yoruyorlar, sonra da al bizim istediğimizi seç diyorlar. aynen öyle. Zaten bunu şeyde de, sosyal medyada yaşıyoruz farkındaysan.
Hani bizim yaptıklarımız yetmiyormuş. İşte yok ilk 3 saniyede oltayı at, geri çek, şöyle yap, böyle çeşitli stratejiler de veriyorlar bazı danışmanlar bize. Tabii bunlar bizi yoruyor, bunlar da yoruyor beni artık yani. Yani ben bunlardan yana değilim ama bir gerçeklik var maalesef. Kendimizi korumak için bunları biliyor olmamız lazım. Yani bir YouTube'da da anlattık biliyorsun. Bir süpermarkete girdiğin zaman çok fazla ışık var, çok fazla reyon var, gürültü var vesaire. Hani ne kadar böyle şaşalı bir ortam verseler bile orada rafların arasında gezerken yoruluyorsun. Ben yoruluyorum. Hep konuşuyoruz. AVM'ye gitsek yoruluyoruz. Süpermarkete gitsek yoruluyoruz. Ne oluyor süpermarketin orada kasaya doğru giderken ne var önünde? Çikolata. Çikolatalar var. Neden? Çok yorgunsun artık kendi iradene sahip çıkamayacak kadar farkındalığın azalmış. Bilincin artık geri plana gitmiş oluyor. Ve çok uygun fiyatlı Çocuk ürün gibi koyuyorlar hey. Evet, oraya. aynen. Düşünmene bile gerek yok. 8, 15, 20 lira neyse artık fiyatı. Hop. Sana tükettiriyorlar onu. Aynen şeyler de var biliyorsun. Tam böyle bir şeyi satın alacaksın. O esnada diyor ki ama kargo için bilmem ne yap. Sen zaten o işlemleri yapıp üyelik gerçekleştirip sepete atarken yorulmuş oluyorsun. Ve Evet. orada ay dur ücretsiz kargo için şunu da alayım diyorsun. Ücretsiz kargoyu alırken ama bilmem neyi de alırsan şu kadara geliyor. Bir bakıyorsun ihtiyacın olmadığı bir sürü ürünü alıyorsun. Aynen, yıllar önce ben marketingle çok ilgilendiğim için bir taraftan hem pratik de yapıyorduk ilaç sektöründen dolayı. Bir de teorik bilgim de çok fazlaydı. Mesela marketlerde erkekler için yapmışlar bu kumpası. Bebek bezlerinin olduğu yere bira kutuları koyuyorlarmış. Bebek bezi alan baba kendini ödüllendirmek için bira alıyormuş. Ben bir şey yaptım. Ve hemen ödül istiyor yani. Kadında böyle bir mekanizma yok. Erkekte var. Bebek bezi aldım, bira içeyim. Ve biraların satışı çok artmış orada. Tabi yasa gereği o tür bölgelerde alkol ürün bulunduramadıkları için belki şu anda Türkiye için söylüyorum, yurt dışında bilmiyorum ama bunu böbürlenerek ve çok acayip bir şey bulmuşuz gibi konuşurduk kendi aramızda yıllar önce. Bana şu anda tabii bunlar çok itici geliyor yani bir anlamda. Çünkü hackliyoruz insanın zihnini. İkna etmiyoruz aslında. Manipüle edip Aynen kandırıyoruz. seçme hakkını elinden alıyorsun ve bana göre en ağır kısmı bu. Değil mi? Yani hayatınla alakalı seçme hakkını elinden alıyorsun. Neuromarketing yani bu yönde zaten yıllardır konuşulan işte şöyle yaparsanız şu şekli alttan gösterirseniz yok üstten gösterirseniz Gibi. böyle olur denen şey şu anda modern çağda yaşarken o kadar çok uyarınımız var ki o kadar yorgunuz ki hayatımızı yönlendirme ve seçme hakkını kaybettik. Bu çok acı bir şey ya. Kesinlikle bir otomatiğe bağlıyorlar dediğin gibi. Mesela işte sodyum glutamat bu şeylerde olan, cipslerde olan bu tür şeylerde. Adamlar ısırdığın zaman ağzın içinde kırk diye bir ses geliyor ya cipslerde. O ses beyinde bir şeyi tetikliyormuş. Ve o kıvam aslında çok lezzetli olduğu için değil, beyinde bir şeyi tetiklemek için yapılmış bir malzeme. Yani sonradan öğrenilen ama devamı gelen bir şey. Niye yıllardan beri hayatımızda cips var, niye başka bir şey çıkartmıyorlar? Çünkü bu ses hala satıyor. İşte biraz önce dediğim gibi seçme hakkımızı elimizden alıyorlar. Bizi incitmeden bir şey satıyorlar Ve biz ama de kendi bilincimizi seçtik seçtik zannediyoruz zannediyoruz ama aslında hepimiz inciniyoruz değil mi? hepsini. Farkında. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü biz aslında içsel duygularımızla içeriden gelen impulslarla kendimiz için doğru olan kararları, sağlıklı olan kararları veya bizi geliştirecek olan kararları alıyoruz. Ama biz bunu dışarıdan bize hani ebeveynler vardır ya çocuk seçmek isterken anne öyle bir yönlendirir ki çocuk ya ben kırmızı istiyordum mavi oyuncak niye elimde diye yürür ama bir yandan da oyuncak aldım sevinsen mi modundadır. Biz de hayatı şu anda öyle yaşıyoruz. Yani birileri bize bir şey seçtiriyor. Galiba iyi bir şey yaptım diye yürüyoruz Çok emin hikayede. olmadan. Tabi bu bizi yoruyor. Bu yorgunlukta ilerleyen dönemlerde tükenmişlik sendromuna kadar gidiyor. Bunu sadece tabi alışveriş olarak da bakmıyoruz yani. Çalışanlar için de aynı şey geçerli. Bir topluluk içerisinde yaşayan öğrenciler için de aynı şey geçerli. Farklı farklı yöntemleri var. Burada bir tane David Ogilvy dediğimiz bir arkadaş var. Bu diyor ki insanlar diyor hissettiklerini düşünemiyor artık. Düşündüklerini de ifade edemiyor. Söylediklerini de yapmıyor. Zaten bizim OECD ülkeler arasında düşündüklerini ifade edemeyenlerde oldukça üst sıradayız. Evet. Bir de bu yoğun uyarı bombardımanının altında artık yani iyice robota dönmüş
insan modeli olmaya başladık. Kalıpsız 100 tane kelimeyle günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. İletişimimizi bunun arasında şeyini şey eğitiminin şeyi gibi cümleler kurarak bir şeyi anlattığımızı zannediyoruz. Evet, şimdi mesela duyguyu ifade etmek için kullanılan kelimelere baktığın zaman, hep ben bunu söylüyorum biliyorsun. O duygunun mübah olup olmadığını bilmediği zaman kişi mübah olan bir duyguya yönlendiriyor. Yani mesela korku duygusunu ifade ettiğinde kendini ortamda güçsüz gözükeceğini düşünüyorsa kendi de korkusunu bilmiyor. Bir anda onu içeride böyle bir öfkeye döndürüyor. Hani bir bağırıyor, çağırıyor. Halbuki içeride o korkan taraf var, endişe duyan taraf var, o duyguyu yönetemeyen taraf var. Hani böyle havlayan köpek ısırmaz derler ya, ortalıkta çok öfkeliyse aslında bir şeylerden kolay korkan, kolay incinen bir yapı var demektir. Yani ortamı yönetemeyen bir yapı var demektir. Ama ne yapıyor? Kendini öfkeyle eyleme İfade ediyor. götürüyor. Sorsan bambaşka bir cümleyle düşüncesini ifade edecek. Konuyla bağı yok. Ama anlamlandırabilmek için öyle bir düşünce zinciri üzerine oturtuyor. Sonuçta bizim duygularımız, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz birbiriyle korelasyonunu kaybetmiş durumdalar. Hep öyleydi. Yeni bir şey değil. Sistem karmaşıklaştıkça iyice kaybettiler. Evet, özellikle ülkemizde de bu çok fazla bu tür insanlar hani hoş deyince gidebilecek türden işte hani havlayan köpek ısırmaz. Çok havlayan var ama bu sadece Türkiye sınırlarını dahil etmemek lazım. Dünyanın birçok yerinde bu insan kalitesi de düşmeye başladı. Bence bunun biraz insan kalitesiyle de alakalı diye düşünüyorum. Şimdi bak, insan kalitesi neyle olur? Sağlıklı bilgi CE etiketiyle alırsan, olabilir. kitap okursan, anlamlı duygunun içerisine girebilecek bir film izlersen, konuşmalarla o konuşmalarda kendini görüp yansıtıp ifade etmeyi öğrenirsen bir kalite olur. Ama biz şu anda her şeyi hızlı tüketiyoruz. Yani bir filmi gerçekten bizi bir prosesten geçirsin diye değil, o anı kurtarsın diye izliyoruz. İlişkilerimizde çok hızlı merhaba nasılsın hop deyip gidiyoruz. Bir duygunun içine girip derinleşip bir şey öğrenmek gibi bir yolculuğumuz kalmadı. Tabii ki otomatikman hayat kalitemiz çok düşüyor. Evet, maalesef öyle. Bir de tabii bu bazı şeylere kararlar da veriyoruz. Mesela ben şimdi kendi Farmago için şeker üzerine bayağı bir okumalar yapıyorum. Birçok yayın okuyorum. Ve sana diyorum ki Seda şeker yemememiz lazım. Ben diyorum ki şeker kullanmayacağım artık. Pazar günü almış olduğum kararı pazartesi günü istikrarlı bir şekilde ortadan kaldırıyorum. Çünkü burada bir duygumla hareket ediyorum. Yani yediğim bile farkında olmuyorum bazen. Otomatik bir davranış. Hani kendimi ödüllendirmek için o bebek bezi bira hikayesi değil. Onun da farkındayım. Ah yemişim. Ah farkında değilim yani. Hatta hatırlarsan sanırım ki bunu da şuurlandırmam lazım kendimde. Yani ağzıma bir şey atmadan önce bir düşünmem lazım. Çünkü elim otomatik gidiyor oraya. Şeker de en kolay ulaşabileceğimiz Evet, her ürün. şeyin içinde var. Şimdi eğer kalkıp da bilincinle bir şeyi seçmek üzerine, yani her seferinde şeker için ben bunu yiyeyim mi yemeyeyim mi diye bir karar verme sürecine gidersen %80 şekeri yiyeceksin. Çünkü dediğim gibi yoruluyoruz zaten. Bilinç bir yerden sonra diyor ki otomatik ne biliyorsan onu yap diyor. Şimdi bir yandan çalışıyorsun, bir yandan araba kullanıyorsun, bir yandan işte arkadaşınla buluşuyorsun vesaire. Otomatik davranışın devam ediyor. Onu o şekilde şekillendirmen çok zor. Yapabileceğin şey belki reşit bir biçimde bir nasıl diyeyim, yasak koyman vesaire gibi. Ancak keskin bir düşünceyle sınırlandırırsın. Ama her seferinde karar vermeye kalkarsan başarısız olursun. Burada tabii duygular da var işin içerisinde değil mi? Yani aslına bakarsan duygularımla hareket ediyorum. O anda farkına varmadığım bir duygu yükselmesi, duygu azalmasının karşılığı Tabii o ki. eylem çıkıyor ortaya. Burada bu hani duyguyla alakalı sen şey demiştin, adamın beynini mi alıyorlardı? Beynini almıyorlar. Bir parçasını alıyorlar, bir tümörü. Yani şöyle, duyguları biz hep böyle kapitalist toplum olarak kaçınılacak tük haka olarak nitelendiriyoruz. Değil mi? O yüzden Çünkü bir antidepresan çok baktığında evet, kullanıyorlar. yani manipülasyonu da açık. Yani yumuşak karnımız, manipüle edilebiliyoruz, incinebiliyoruz, canımız yanıyor. O yüzden de hep duyguları yönetmenin yollarını arıyoruz. İşte yemek yemekte, kumar oynamakta, alkol almakta, bunlar da duyguyu yönetmek.
Antidepresan almak da duyguyu yönetmek, duyguyu yok saymak da bir yönetmek. Evet. Ama duygular sence bu kadar önemsiz mi? Sana önce onu sorarım. Kesinlikle önemsiz değil. Duygularımız olmasaydı mesela ben sana aşık olamazdım, değil mi? Canım benim. Evet, kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Duygular aslında bizim iç pusulamız. Bizim özgün bedensel, ruhsal doğamızın neye ihtiyaç duyduğunu gösteren şeyler. Bununla alakalı da Antonio Damasio'nun bir hastası var. Nörobilimci söylediğim kişi. Elliot Gpage adında, bayağı böyle her yerde bunların yayınları var zaten internette de. Orbitofrontal bölgesinde meningiom denilen bir tümör türü var ve onu çıkartıyorlar hastadan. Şimdi bu çıkartıldıktan sonra şu söyleniyor. IQ'nun etkilenmeyecek, davranışların, düşünce biçiminin etkilenmeyecek. Hiçbir sorunun yok deniyor. Testlere de tabi tutuldu. Hiçbir sorun yok. Gayet hani zekası, davranışları, her şey yolunda. Ancak kişi sosyal hayata çıktığı zaman duygu merkezi etkilendiği için şunu görüyor. Menüde bir şeye karar verecek, saatlerce karar veremiyor. İşte bir randevuyla alakalı bir şey ayarlanacak. Hangi gün seçelim diye işte hekim soruyor. Bilmiyor. Neden? Tamam, hepsi boş ama şimdi senin için çarşamba da boşsa, cuma da boşsa, perşembe de boşsa, bunun hangisi olduğunu nereden karar verirsin? Üçü de boşsa. Bilmem nereden. İçeriden böyle bir duygu gelir. Hangi gün gelmek sana daha iyi gelir diye. Ha. Halbuki içeride bilinçaltı bunu bir şekilde yönetiyordur. Ne yapıyordur? Diyordur ki ya işte hafta içi git de cuma günü dinlenmiş olursun falan diye böyle içeriden böyle yaramaz çocuk gibi yöneten o duygu tarafı vardır. Olmayınca seçemiyor. Seçemeyince sosyal ilişkisi, evliliği, kariyer hayatı, her şey aşağı gitmeye başlıyor. Yani aslında duygular vazgeçebileceğimiz ve hayatımızdan çıkarabileceğimiz bir parça değil. Anladım. İlginç. Burada bir de şey de var tabii ki. Hani duygularımızla yemek yeme, yani şey, yemek için mi dünyadayız, yoksa hayatımızı devam ettirmek için mi yemek yeriz, yoksa yemek için mi yaşarız diye bir şey vardır ya. Ben mesela eskiden yemek için yaşayan bir adamdım. Hani kilolu bir adam değilim ama lezzetleri, farklı lezzetleri tatmak, yemek yapmak benim acayip hoşuma giderdi. Şimdi bununla da alakalı yemek yemedeki olaylar, alışkanlıklar da çok fazla var. Bunda da duygularla mı hareket ediyoruz? Yine yoksa dış uyaranlar mı var? Mesela senle bir Amerikan mobilya şirketine gittik. Dün gösterdiler böyle uçak koltuğu gibi, demiştim ya sana, arabanın şey orta koltuktan bir şey çeviriyorlar böyle. Aynı arabaların arka koltuğundaki gibi işte içeceğini falan koyuyorsun. Adam şey demişti, buraya kolalarınızı koyuyorsunuz, buraya da cips Cipsinizi koyuyorsunuz koyuyorsunuz, demişti. şok oldum. Evet, çocuk Amerikalı olmamasına rağmen çok Amerikan vari bir pazarlama yöntemi kullanmış, ama hani Çünkü onun için üretilmiş bizim satın koltuklar. alabileceğimiz bir şey değil yani. Kola ve cips hayatımızdan uzak tutmaya çalıştığımız listenin sonunda Evet. olan şeyler. Ama mesela Fransızlara baktığın zaman daha böyle kibar yemek yerler, tabakların porsiyonları daha azdır. Ve Amerikan filmlerine dikkat ederim, tabağı pek yarım bırakmazlar. Ama Avrupa filmlerinde tabakta hep yemek yarım kalır. Şimdi şöyle bir şey var. Bir tane kitap var. Bir doktorun yazdığı, diyet yapmak üzerine bir Fransız öğrenci üniversiteye kazanıp Amerika'ya gidiyor ve kız bir anda deli kilo alıyor. Evet. Ve ondan sonra döndüğü zaman oradaki sistemi inceliyor adam ve hani Fransızların ve Amerikalıların beslenme kültürünün çok farklı olduğunu söylüyor. Yapılan bir tane araştırma var bu konuda. Fransızlar ve Amerikalıları kıyaslayan bir araştırma. Çok çok önemli bir bilgi veriyor bize. Fransızlar bedenlerini dinliyorlar. Hani şu sezgisel beslenme falan diye trend olan şeyler var ya, onu Evet. Fransızlar hep yapıyormuş. Hani bedenlerini dinliyorlar ve tok olduklarını hissettikleri zaman yemek yemeyi bırakıyorlar. Sezgisel mi oluyor bu biraz? Aslında sezgisel, bedenin neye ihtiyacı varsa, bedenin zaten belli bir takım vitamin, minerallerini aldığı zaman doyma eğilimi gösteriyor. Yani bizim sonraki yemelerimiz üzerine duygu veya işte nörokimyasal anlamda ihtiyaç duyduğumuz hisleri hormonal anlamda salgılatmak için yiyoruz. Amerikalıları kıyasladıkları zaman Amerikalılar yemek yemeyi eylemini işte şeyle karar veriyorlar. İzledikleri TV şovu bittiği zaman,
İşte arkadaşlarıyla beraber birileri yemekten kalktığı zaman o da kalkıyor. Yani dış uyaranlar aslında o insanın ne zaman yemek yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini, nerede bırakacağını yönetiyor. Bir anlamda şuursuz ninja gibi takılıyorlar. Tabii yani şimdi böyle olduğunda Amerika'nın hani geldiği nokta şu anda mesela bilinçli beslenmeyi uygulamaya çalışıyorlar ama şöyle söyleyeyim 2008'lerde vesaire ben Amerika'ya gittiğimde korkunç bir gürültü vardı ortada. 130 kilonun altında hani İnsan Miami yoktu. hariç tutuyorum insan yoktu neredeyse. Ben şok olmuştum ve her yerde bunu toparlayabilmek için Starbucks dahil olmak üzere her yerde menülerde kalori yazıyordu. Hani hatırlatabilmek, o eylemleri değiştirebilmek için. Fakat bunu zaten onlar yarattılar. Kesinlikle öyle. Peki burada tabii sezgiden bahsederken şekerle alakalı ben bir parantez açmak istiyorum. Şeker bunun çok dışında bir şey. Yani sezgimle ben şeker yiyorum diye bir olay yok. Şeker çok fazla derecede Madde hormonal bağımlılığı. madde bağımlılığı. Çünkü gerçekten de yapılan çalışmalarda opioidlerle uyuşturucuların vermiş olduğu yoksunluk, özlem duygusu, aşerme bunların hepsi şekerde gözüküyor. Dolayısıyla işte kan şekeriniz düştüğü zaman kendinizi halsiz hissettiğiniz zaman yine şeker yiyorsunuz. Bu da şu demek, arabanızı aküyle çalıştırmak yerine yani elektrikli arabada bir sürü bateri vardır bilirsiniz. Elektrikli arabadaki o bataryaları çıkartıyorsun, küçük piller koyuyorsun oraya. Sürekli pil değiştirir gibi bir mekanizması var şekerin. Yani şeker isteğini lütfen sezgilerle karıştırmayın. O tamamıyla sizi manipüle ediyor diyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şeker almaya başladıktan sonra şekeri hücrelerde kullanması için sokan insülin hormonu gelen şeker miktarına göre artıyor. Evet. Yani aslında biz hormonal anlamda bir kendi dengemizi bozmuş oluyoruz. Ha. Bu hormon arttıktan sonra biz şeker miktarına daha az aldığımızda da hormon diyor ki ben boş boş mu gezeceğim bana şeker ver diyor. Şeker isteme dürtüsü oluşturuyor. Sadece bununla da değil. Beyinde gerçekten madde bağımlılığı gibi bir şeker bağımlılığı oluşuyor gibi değil. Aslında tümüyle madde bağımlılığı diyebiliriz. Vücut zaten buna hani bir yoksunluk sendromuyla da şeker istiyor. İki yönden de şeker istiyor. Anladım. Tabii şöyle bir durum daha var. Nasıl bir durum daha var? Ben sana ekleyeyim o zaman. Fareler üzerinde deney yapıyorlar. Kokainle şekeri kıyaslıyorlar. Yoksunluk belirtileri aynı olmasına rağmen kokaini bıraktıktan 2 gün sonra, şekeri bıraktıktan 2 hafta sonra beyin kimyası düzeliyor. Evet, şu da var. Çok Biz acı bir durumdayız yani. Ben hatırlıyorum eskiden sınavlara girdiğimiz zaman hani okumuş birinci yanında bir de şeker de verilirdi. Şekerleri okuyorlar mıydı bilmiyorum ama ne zihnini açar filan diye. O bak anlamlı. Anlık Neden? olarak. Şöyle, bizim beynimiz şekerle besleniyor Evet. ama bu işlenmiş şekerler değil tabii ki. O anda beynini hızlı çalıştırabilmen için hani sana şeker veriyor ki hadi diğerlerin önüne geç diye bir tür torpil gibi doping aslında. Ama çok sağlıklı bir doping değil yani nasıl dopingi de uzun alan olimpiyatçılarda sıkıntı çıkıyorsa. Bu da aynı şekilde yapılan bir şey. Fakat biz artık o haz duygusunu her yere koymaya başlamışız. Yani şöyle söyleyeyim, çalışmalarda şeker tüketimi zihinsel aktiviteleri alt üst ediyor. Yani daha zeki olmuyorsun, aptallaştırıyor şeker. Özellikle beyinsiz dediğimiz olayların altında şeker tüketimi de fazla var. Kesinlikle. Bununla beraber şekerle alakalı şey de çok fazla. Enerji verir diyoruz ya, mitokondrinin enerji üretimini azaltıyormuş şeker. Son Oo, bu çalışmalardan bir çok tanesi de önemli bir şey. oydu. Dolayısıyla şeker enerji veriyor mu? Hayır. Şeker zihni açar mı? Hayır. Şeker yerine, kokain yerine şeker kullanabilir miyim? Hayır. Bence kokain kullan daha iyi. Bence ikisi de Ya tabii ki kullanmamakta yani fayda var. bir gerçek var. Sigara nasıl 1920, 30, 40'lı yıllarda hani sağlıklıymış gibi lanse ediliyordu. Uzun yıllar çeşitli bilim adamları bunların savaşını vardı, filmlerde vardı ve tütün endüstrisi bunu baskılıyordu. Artık devletler buna niye el attılar? Aslında insanların sağlığını düşündüklerinden değil bence.
sağlık faturalarının artmasından, sigaradan Evet. kaynaklı akciğer kanserleri, buna benzer birçok hastalık, sigaradan kaynaklı 42 tane kanıtlanmış hastalık var dünya üzerinde. Bunların devletlere maliyetleri çok yüksek olduğu için devlet el atmak zorunda kaldı. Günümüzde de şeker aynı şekilde. Belki 30 sene sonra şekerin üzerinde aynı sigara paketlerindeki bir uyarıcı kötü fotoğraflar olacak diye düşünüyorum ben. Bence de yani biz insan olarak kolaya kaçan bir yapıdayız. Yani şimdi şöyle bir şey var. Her ne kadar mesela ebeveynler bilirler, sağlıklı çocuk yetiştirmekle alakalı atsak tutsak da her şeyi söylesek de en de sonunda çocuğun eline bir iPad geliyor. Evet. Çünkü iPad'i verdiğinden kısa veriyorsun, uzun veriyorsun ama bir yerde veriyorsun. Yönetmek kolay oluyor. Başa çıkmak kolay oluyor. İnsana da sonuçta insanlar eğer şeker almazlarsa, farklı şeyler almadıkları zaman ne olacak? Talep artacak. Hayatla alakalı amaç arayışı artacak. Daha fazla şey yapmak isteyecek. Daha yüksek kaliteli yaşamak isteyecek. Ne yapıyor? Hani bir emzik misali. Kolay besleniyor. Kolay hareket ediyor. Satın almayı arttırıyor vesaire. Hani sistemin yürümesi için. Belki kötü niyetli değil ama uzun vade için bilinçsiz bir biçimde hani sisteme şeker pompalandı. Bu bir yerde bitmesi gerekiyor artık Aslında hikayenin. şöyle bir şey var. Mutlu insan yaratmanın maliyeti yüksek günümüzde. Aynen. Şekerle bu işi çok güzel çözüyorlar. Çözüyorlardı ta ki gördük ki aslında şekerle yarattığımız insanlar bize daha ağır olmaya başladı. Yani iPad'le yetiştirdiğimiz çocuklar bir yerde dönüp de hani belli Bazı bir yetilerini takım kaybediyorlar. evet aynı şekilde bize daha ağırlık oluşturması gibi dengeyi bulmak gerekiyor ama şeker konusunda ben dengeden daha çok sağlıklı olmayı daha çok öneriyorum. Yani bildiğimiz şeyleri gerçekten değiştirmemiz gerekiyor. Gerçekten yeni bir yaşam şekline Yeni bir geçmemiz model gerekiyor. bulmamız Evet. lazım. Bunun için de herhalde yavaşlamak gerekiyor biraz. Çok haklısın. Yani bu modern dünya bizi hem uyaranlar bakımından yoruyor hem de seçme şansımızı elimizden alıyor ve bunun gerçekten tek bir çıkışı var. Yavaşladığın zaman bilinç devreye giriyor. Evet. Seçme şansı oluyor, gözlüyor, kendi karar veriyor. Hızlı hareket eden bilinçaltıdır. Bilinç hızlı hareket etmez. Bugün bir kafede arkadaşla sohbet ederken şeyden bahsetti. Moda'da oturuyor. Dün elektrik kesilmiş Moda'da. Dedi ki bir anda dedi, bir sessizlik oldu dedi. Düşünmeye başladım dedi. Ondan sonra gökyüzündeki yıldızları görmeye başladım dedi. Telefonu da kapattım dedi. Çok güzel. Ve gerçekten kendimle baş başa kaldım ve bir şeyler düşünmeye başladım ve bana acayip haz verdi. Elektrik geldiği zaman dedi böyle bir şey oldum. Hani gözüne ışık tutan tavşan misali oldum dedi bir şaşkınlık içerisinde. O dinginlik, o andaki yaşadığım keyif bambaşkaydı. Sen beni bu konuda çok faşizan buluyorsun ama ben bu ülkenin başına geçersem her akşam 2 saat interneti kapatmayı düşünüyorum. Ya da sosyal medyayı, televizyonu yani bir şekilde insanları elektrikten, bu sistemden uzaklaştırmak gerekiyor. Biraz şuursuzluktan şuurlu hale geçmek için diye. Şöyle yani bence biz kendimizi öyle konumlandırabiliriz. Belki %100'ünü yapamıyor olsak bile farkındalıklı yaşamaya çalışan insanlarız. Ve bazen buna rağmen bu kadar bilgiye, bu kadar farkındalık çabasına rağmen akışa bıraktığımız zaman ki bu akış değil kendimize göre akışa Anı bıraktığımızda yaşıyoruz. sürüklenmede o kadar çok uyaranların içerisinde gidiyoruz ki televizyon izlemeydi, oydu, buydu. Bir yerden sonra sohbet edemediğimizi görüyorum. Evet. Unuttuğumuzu hemen her şeyi kapatıp böyle bir sessizlikte sohbete dönüyoruz. Ve o zaman aslında yaşama sevincini artıyor, canlanıyorsun. Eskiden elektrik kesilirdi, mumlar Evet, sobadan vardı. böyle Bütün tavana aile şey yapardım. sohbet ederdi. Hatırlıyorum ben de. Oyunlar oynanırdı, gölge oyunları, öyküler anlatılırdı, geçmiş anlatılırdı. Korku öyküleri Şimdi kim anlatılırdı. kimi dinliyor da kadar derin konuşuyor. Evet. Konuşurken WhatsApp'tan mesaj geliyor. Bir dakika diyorsun. Bık bık diyorsun. Hani işte bu kendimizle olan teması yitirmeye gidiyor. Gerçekten bir yavaşlayıp bütün dünyaya şey demek lazım. Ben eskiden bir oyuna gitmiştim bayağı çocukluk yaşlarımda. Durdurun dünyaya inecek var diye. Biz inmeyeceğiz. Biz yaşamak istiyoruz. Bir durdurun dünyayı demek lazım bence. Bence de. Bayağı uzun sürdü galiba, bilmiyorum ama iyi konuştuk, uzun konuştuk. Kaçalım diyorsun. Kapatalım artık. Peki, şeker yemiyoruz. Kesinlikle. Hadi gel biz sohbete devam edelim.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.